Yani çok kötü bir dönem yaşıyoruz maalesef. Özgürlükler açısından, insan hakları açısından, demokrasimiz açısından kötü bir dönem yaşıyoruz. Bu 15 Temmuz darbesinden sonra olağanüstü hal ilan edilince, bu olağanüstü hali kötüye kullanılması sürecini yaşıyoruz. Son derece mağduriyetler yaratan, insanları işinden gücünden eden, kendisine, hükümete, siyasi iktidara muhalif olan herkesi işten çıkarıyorlar, cezalandırıyorlar, içeri atıyorlar. Bahane 15 Temmuz ama bu 15 Temmuz'la hiç ilgisi olmayan, genellikle de demokrat sol kesimden insanları mağdur ediyorlar. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Bu üstelik de böyle bir olağanüstü koşullarda bir anayasa, yeni bir anayasa yapılması, değişikliği söz konusu. Bu referanduma gidiliyor, böyle bir süreç başlatıldı. Bu da son derece Türkiye'nin bütün erkleri, yani güçleri tek kişiye, tek kişide birleştiren, tek kişinin iki dudağının arasına Türkiye'nin yönetimini bırakan bir anayasa değişikliği teklifi. Tabii ki doğru olan böyle bir teklifi halkın kabul etmemesidir. Bunu çok açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Böyle bir süreç insanlarımızı, yani Türkiye'yi daha kötü günlere taşır. Bu kanaatteyiz. Dolayısıyla bu referandum sürecine giderken halkımızın, bu bir parti seçimi değil, bir hükümet seçimi değil, yani bir hükümetin belirlenmesi amacıyla yapılan bir seçim değil. Dolayısıyla çok iyi karar verip düşünerek ve bu değişiklikler neden yapılıyor, niçin yapılıyor, anlamı nedir, bunları da bence daha zaman var. Düşünüp tartışarak ona göre oylarını kullanmaları gerekir diye düşünüyorum. Ama benim kanaatim, şimdi bende oluşan kanaat, düşünüyorum, taşınıyorum, hayır oyu vermenin daha hayırlı olacağını düşünüyorum.